Indiewolf Apex'te if else bloklarını öğreniyoruz. If else blokları idle turner operatörleri yalı belli bir şartlarda belli bir kod bloklarını işletme için kullanılıyor. Mesela için eğer de benim şu şartım doğru olsa yine şunu işlet. Bu olmasa yine bunu işlet deyip aitme için if else bloklarını kullanıyoruz biz. Mesela için yine de bir baha sistemasından gidelim. Elimde benim alan baham var diyelim. Baham. Doğru değil mi? Olum teyzemmez diyelim. Şimdi ben şunu diydirmek isteyen. Eğer de benim alan bakam tolsandan olu olsa berekella değilsin. Eğer de 80 ve 85'in arasında olsa bol job değilsin. Bolmasa da 80'den aşağıda olsa da bolmaya değilsin. Şuları alıp bana baka döndüreyen bir if else blogunu döndüreyim. İndi bunun sintaksi yani yazılış şekli ne hilli? If deyip yazıyor. Ondan sonra yayın içinde şartım work diyen ve şartım yokmayan suratta true ya da false döndürmeli. Eğer de true döndürsem onda şu if bloğumu yeriye. Misal için if benim şartım ne mi? Eğer de şartım bakan ulu olsa tolsanın benim şu şartım. Eğer de çınlanım ulu olsa true olya, olmasa false olya. Doğru değil mi? Ve şu şekilde kuyrukluya yazıp içine girseniz yine şuna kod bloğu değil ya. Yani benim şurada yazan kodum neyme system.debug ve berekella diyecek doğru değil mi? Ve şu kaçan berekella diye yani kaçan şu kod işleye kaçanla şu şartım doğru olsa. Yani true döndürse yani bakan tolsanının ulu olsa onda şu if bloğuna giriyor ve şu kodum işleye. Şimdi başka yeni bir şart girecek olsam onda ne bulunuyor? Onda else if bulunuyor. Mesela için else ve if ve yayın içinde şimdi yeni bir şart yat biliyorsunuz. Yani eğer de bakan tolsanın ulu değil olsa ve ben şuradan başka bir şart girecek biliyorsunuz. Doğru değil mi? Mesela için tolsanın küçüğü ve 80'nin ulu olsun. Yani tolsan bile 80'nin arasında olsun. Ve şartım ne mi? Eğer de bakan küçük olsa tolsonun ve yani and operatörü şekilde yazılıyor yazdığımız üç şey olsa ve bakan ulu olsa 80'nin doğru değil mi? Ve eğer de yazdığımız üç şey olsa and operatörü iki tarafım true olsa işleye doğru değil mi? Ve umumen şu şartım true döndürse true kaçan döndürüye İki tarafım doğru gelse yani hem teyzenin ulu olmalı hem tolsanın küçük olsa ne mi diye şu kod bloğunu yürüye ve şu kod bloğumu ne mi diyecek bu olacak değilsin şekilde doğrudan ve siz istendik sandı siz ne mi bileğiniz şu şekilde şart giriz bileğiniz istediğiniz yüzlerce girdin şart tapavut etmeye ben şunu mesela için 80'nin küçük olsa ve 70'ten ulu olsa bolar değilsin ve 70'ten küçük olsa şekilde girizeli ve 70'ten küçük olsa bolmaya değilsin oradan 70'ten küçük olsa bakalım bolmaya değilsin birim hiç kayıtına girmese else blogum var. Else blogum şu şekilde else deyip hiç ilgili şart yok. Ne için şart yok? Çünkü yukarıdaki şartların hiç kayıtına girmese onda ne mi diye else blogunu giriyor ve şurada kod işleye. Bulam ne mi diyorsun? Debug. Ne mi diyorsun? Baha yok diyorsun. Şu şekilde. Sana baha yok. Sana söz yok. Diyorsun söz yok. Yine if else else if blokları ne şekilde işleyecek? Yeni bir gerek düşünecek olsak. Siz bir şart görüyorsunuz if'ten sonra. If ile başlaya hem işi else if deyip başlap bilmeye. Ökmeyen suratı if ile başlamalı. Ve else if hem olmak gerek değil. If ve else şeklinde de siz kullanıp biliyorsunuz. Else if kaçın kullanılıyor? Birden köp şartınız bağlı olsa else if kullanıp biliyorsunuz. Olmasa dine if If'ni mi yıkata koydum bulan bileğiniz? Din ad delini. Else'ı mı koyman? Şekilde siz ne demek bileğiniz? If else bloklarını bulan bileğiniz.
Ve hükmen suratı görkü diyen şartını true ya da false döndürmeli. Eğer de true döndürse şu kod bloğunu giriye. Eğer de true döndürmese belki şartlarını da seret başlaya. Ve hiç kaysın adam girmese onda en sonunda else giriye. Yine if else bloklarım ne şekilde işleye. Ve ben şunu işletsem bana kaysını işletmeli. Kaysız adı debug ediyor. Burada düşünün. 85. Yani 90 bilen tekstlerin arasında benim bir şartım vardı orada mı şu yerde? 90'dan küçük olsa küçük ve de 80'den ulu olsa 80'den ulu onda benim şu şartım işleye ve bolcuk deyip yazdırıyor. Doğru değil mi? Ve execute etsek. Debug only. Görüşüm diyalog bolcuk değildi. Çünkü yine benim şu şartıma girdi ve şu kodumu işletti. Yine şu şekilde dem siz ne metbiliyeniz? If else bloklarını kullanıp biliyeniz.